abi, kuşlar geldi. Haberler... Ne olmuş? Hüseyin Demir, dediğin gibi babanı bulmuş. Vurmuş da. Ölmüş mü? Yok. Kanlı canlı hastanedeymiş. Ne? Lan böyle işi... Bu herif dokuz canlı mı çıktı? Nasıl ölmüyor lan bu herif? Bu herif nasıl oluyor da ölmüyor lan? Gerizekalı Hüseyin ne yapmış? Tutuklamışlar. Ondan umudunu kes. Şu ara Tahtalıköy'e gidiyordur garanti. Baban onu yaşatmaz malum. Ne yapacağız şimdi? Hoş geldin. Bir daha evimize dönemeyeceğim diye çok korkmuştum. Boşuna korkmuşsun demek. Ömer, ne yapıyorsun? O bizim ikinci varımız. Elif Ömer'in yeniden bulmuş. Kendini bana bırak. Geldiğimde bana merhaba diyordu. Umutsuzluğa kapıldığımda fotoğrafa bakıp her şey çok güzel olacak Ömer diyordum. Hayalim, bu evdeki kokum, pes etmememi söylüyordu. Evimize ne güzel bakmışsın. Signorina, o kadar yatılı okul, sonra mecburi hizmet, bekarlık hayatı, ev işlerinden anlarım yani. Bilmiyorum, göreceğiz. Tamam, gidip yarın kıyalım nikah, yaşayarak öğren. Çok acıktım biliyor musun? Tamam. Peki burada mı yemek istersin, dışarıda mı? Tabii ki burada. O zaman sen doğruca banyoya. Ben de ocak başına. Ne pişireceksin? Yani sadece merak ettim. Merak etme, buluruz bir şeyler. Aç kalmazsın. Hadi. Ne yapacaksın oğlum Ömer? Ha? Ne yapacağım bir düşün bakalım hadi. Tamam. Tamam Kolombo. Ben o tarifin linkini yolluyorum sana. Hadi afiyet olsun. Elif kurtulmuş, çok sevindim. Evet, sonunda bitti bu kabus. Sen niye apar topar çağırdın beni? Madem öyle istiyorsun, hemen konuya giriyorum o zaman. Bu ne? Kim bu adam? Halamın kırığı mı var? Keşke öyle olsa.
Çok başarılı bir ithalatçı göğe. Değerli taş ithal ediyor. Mali şube bir yıldır peşinde. İki kere takibe yakalanmış ama kesin bir delil yok. Kara para akladığından şüpheleniliyor. Halamla ne alakası var? Şimdi iyi düşün Aslı. Malatya'da gıda üstüne şirketleri olan, sizin burada inşaatla ilgili şirketinize ortak olan halanın bu adamla ne işi olabilir? Sanat ayardan bahsetmiyorum zaten. Halanla ilgili durum gitgide karmaşıklaşıyor. Sen şimdi bana benim bilmem kaç yaşındaki halamın kara para akladığını mı söylüyorsun? Aynen öyle. Hatta ben direkt Tayyar'la ortak olduklarını söylüyorum. Elif'le Ömer'in başından beri birleşmesini bu yüzden istemedi bence. Çünkü onların ayrılması demek, halanın yoluna kimsenin taş koymaması demek. Haklıyım Aslı. Biraz düşünürsen sen de kafanda her şeyi birleştireceksin. Benden ne istiyorsun İpek? Nuhal'ın telefonuna yerleştirmeni istiyorum. Aslı bana yardım edecektin. Ömer'e ne zaman anlatacaksın? Bir kanıt bulalım. Her şeyi anlatacağım. Ama sen bana yardım edecek misin? Önce onu söyle. Melike bırak, biraz da babaannesi sarılsın oğluna. Canım. Çok özledim ben sizi. Biz de seni nasıl özledik bir bilsen. Oğlum, acıkmışsındır. Gel hemen seni doyurayım, gel. Seni unuttuk, biz kendi derdimize daldık Tolga oğlum. Geç içeri, sen de bir çorba içersin ha. Gelmeyeyim Elvan teyzem. Ben zaten Melike ablayla Fatma Hanım'ı almaya geldim. Tamam. Tutuklayın beni. Cezamız neyse çekelim. Suçumuz büyük. Aa. Ne yaptık biz ayol? Adam mı öldürdük, anarşiye mi karıştık? Suçu inkar etmek de günahtır. Gökler kabul etmez duamızı. Gelelim, hesabımızı verelim. Cezamızı neyse de çekelim. Ben çantamı alıp geliyorum Tolga. Siz de geliyorsunuz Fatma Hanım. Sonsuz olalım. Her
sabah yanında uyansam, gözlerinde yakamoz olsam, ömrümü ömrüne dolanır. Sen de kaybolayım. Çabuk çıktın. Bu evde sesini, kokunu duymak var ya cennet cennet. Bana öyle bakma. Neden? Çünkü kendimi zor tutuyorum. Ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Özlemek mi? Ya ben burada deliriyorum diyorum. Sen beni dinlemiyor musun? Ben artık şarkı dinlemek değil, söylemek istiyorum. Ben de şarkılar biliyorum birisi. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Canın yanıyor mu? Daha iyiyim. Yani yandı azıcık. Ama geçti. Elif. Doktor kendine dikkat etsin dedi. Biliyorum. Ediyorum. Ömer. Akşamki kutlama iptal değil, değil mi? Ne öyle, evde mi yatacağım? Ömer lütfen ne olur iptal etme. Ne olur iptal etme. Ne olur. Lütfen iptal. Tamam mı? Gidelim. Güzel kız. Ben gelmezsin diye düşünüyordum. Ne biliyorsan anlatacaksın Fatih. Elinde Tayyar'ı ele verecek ne varsa çıkaracaksın. Tayyar Dündar'ı içeri attıracaksın. Sana Ömer mi söyletiyor bunları? Ne Ömer'i ya? Ne Ömer'i? Ben senin yüzünden ablamların yüzüne bile bakamıyorum. Elif her şeyi öğrendiğinde ben ne hale düştüm biliyor musun sen? Ama bak sana dediğim gibi oldu. Kurtuldu, serbest kaldı. Ben olmasam gerçekten katil olacaktı. Elif içeride ölecekti Fatih. Artık benim ne gidecek bir yerim var, ne de kendime kurabileceğim yeni bir hayatım. Hepsi senin yüzünden. Sen beni kaçırmasaydın eğer ben belki okulumu bitirecektim. Mert gibi. Ya da belki şirketimizde çalışmaya başlayacaktım. Belki yurt dışına gidecektim, kendime yepyeni bir hayat kuracaktım. Sen hayatıma girmeseydin ben ailemle çatışmayacaktım Fatih. Aptalca hatalar yapmayacaktım böyle kalbime inip. Güzelim, biz aşık olduk. Nereden bilelim böyle olacağını? Hem biz dünyanın en özel aşkına sahibiz. Ben şu an lanet ediyorum. Aşık olduğum ana, sana, kendime lanet ediyorum. Bana çok fazla şey borçlusun Fatih Dündar. Artık alma zamanım geldi. Bak sana yarına kadar zaman veriyorum. İyice otur düşün. Elinde babana ele verecek. Belge, bilgi ne varsa Ömer'e vereceksin. Yoksa bir daha ne beni ne de çocuğunu asla göremez. Gülfer, benim elimde hiçbir şey yok. Gülfer! Kapıyı açar mısınız? Halam odasında mı? Evet Aslı Hanım. Levent Bey'in yerine iş başvurusu yapan Tarık Bey ile görüşüyor. Toplantı odasında. Tamam, ben odasında bekliyorum. Ben kendisine iletirim. Gerek yok. İçecek bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim, ona da gerek yok. Bugün kesinlikle Denizer kadınlarının şansı günü.
toplantıdayken Faruk Bey ve İlhami Bey aradılar. Döneceğinizi söyledim. Öyle mi? Peki. Aslı Hanım da odanızda sizi bekliyor. Allah Allah. Aslı? Halacığım toplantıya girerken telefonunu unutmuşsun. Ben de getireyim dedim. Unutma bir daha. Ay haklısın vallahi. Hep unutuyor. Alışamadım ben bu Meret'e. Ömer. Ömer. Ömer neredesin? Ömer. Ömer. Ömer neredesin? Of ya. Çok güzel. Hazır değil ki, ben seni çağıracaktım. Ama çok acıktım. Çok güzel görünüyor. 10 numara 5 yıldız görünüyor, enfes görünüyor, harika görünüyor. Ya, inşallah beğenirsin. Bekle, geliyorum. O ne? Beşamel soslu fırında patates. Ciddi olamazsın. Evet. Dur. Piknik ayakkabıyla yapılmaz. Her şeyin bir yolu orada mı var? Tamam Sivin ha. Hem ruhumuzu hem bedenimizi mutlu etme zamanı. Vallahi benim mutlu olmam için ayakkabımı çıkarmama gerek yok. Sana baktığım zaman zaten mutlu oluyorum. Hadi artık tadına bakalım. Çok güzel kokuyor. Çok özel bir sos. Böyle diyorsan kesin sen uydurdun. Ya pek sayılmaz. Ama daha önce böyle bir şey tattığını sanmıyorum. Nasıl? Nasıl tadı? Ha? Beğendin mi? Bu Aslı'nın yaptığı et değil mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl anladın peki? Çünkü sadece Aslı bu sosa bu kadar kimyon koyar. Of! Yaktın beni vallahi, yaktın beni var ya. Şurada sevgilimize hava atacaktık. Gitti bütün karizma. Ama çok güzel olmuş. Harika olmuş. Beğendin mi gerçekten? Hı hı, gerçekten. Yani tarif aslında olabilir. Ama herkes bu kıvamı böyle tutturamaz. Aa, sen bu kıvamı tutturamıyorsun değil mi? Nereden çıkarıyorsun? Gayet iyi tutturuyorum. Sosunu yakıyorsun, şekerini az koyuyorsun. Nereden çıkartıyorsun? Herkes dedin ya, o herkes bana biraz manidar geldi. Hiçbir şey kaçırma tamam mı? Her şeyi anla, olur mu? Aşk olsun sana. Olsun sevgilim. Aşk olsun. Gel buraya gel. Çok güzel. Ne kadar şeker koydun? Söylemem. Ama öğretirim. Bana bildiğin her şeyi öğret olur mu? Çok zamanımız var.
Çok şükür. Sana her şeyi öğreteceğim. Bir de ben tadına bakayım. Çok başarılı. Ne yaptın? Senden haber bekliyorum abi. Peşinde birileri var mı? Takmıştır tayyar adamlarını peşime. Hüseyin abi öttüyse emniyetten de peşimdelerdir. Saklanıyorum ama daha ne kadar gizlenebilirim bilmiyorum abi. Her şey sardı. Ne yapacağım bilemedim ki. Ben ne dersem onu yapacaksın. Tamam mı? Yapman gereken bu. Sakin ol. Biz ne günler yaşadık, bunları da atlatacağız. Sana bazı belgeler vermiştim, hatırlıyor musun? Tayyar'la ilgili olanları. Onları saklayacaksın oğlum. Tamam abi, bir kasa ayarlarım. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer oğlum. Tamam mı? Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yer bulacaksın. Misal en yakın akrabanın evi olur. Bir bebek beşiğinin altı, bir iğne deliğinin içi, ne karın ağrısıysa sok onları bir yere Necdet. Onlar bizim sigortamız. Bundan sonra gerekli olmadıkça seni aramayacağım, tamam mı? Hadi koşup göreyim seni. 40 fırın ekmek diyesen yine de hayal ettiğin gibi bir efsane olamayacaksın Fatih. Çünkü gerizekalısın, gerizekalı. Bu Necoit'in yerini hala tespit edemediniz mi? Sürekli yer değiştiriyor Tayyar Bey. Nasıl oldu anlamadık. İki kere elimizden kaçırdık son dakika. Bununla anlaşılmayacak ne var ulan? Demek ki içimizde bir köstebek var. Yıkıl karşımdan. Mümtaz da gitti. Sizin gibi kifayetsiz muhterislere kaldım. Özür dilerim Tayyar Bey. Necdet'in kızı zamanında size getireceğim. Nereye gidiyorsun? Sana git dedim mi? Daha söyleyeceklerim bitmedi. Necdet eşeği sağlam gaza bağlamış. Ona ulaşmam zor, bu belli. Köstebek peşinde koşacak vakit de yok. Biz yine kestirmeden gidelim. Bana hemen Nilüfer'i bulun. Metin her an Ömer'i arayıp o belgeleri verebilir. Onu durdurmak için tek silah Nilüfer. Hadi çabuk, defol! Bizim ilk dansımızsın Yalina. Bana bir yere yaz. Sessiz ol. Bilsem ki bir tek şansım daha var. Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar. Bilmem yıkar mıyım? Bilsem ki bir tek şansım daha var. Bilmem yıkar mıyım?
Elif'im. Bugün yine evlenelim dedim. Sen konuyu değiştirdin. Manzara ne kadar güzel değil mi komiser? Güneş yavaş yavaş evine gidiyor. Şu kızılıkla maviliğin güzelliğine bak. Ne kadar farklılar. Ama ne kadar uyumlular. Değil mi? Tıpkı bizim gibi. O nikah konusunda seni hayal kırıklığına uğrattım. Çok üzüldüm. Ama o günden beri kırgınlığı telafi edebilmek için didinip duruyorum. Ya bir şey soracağım. Sen benimle evlenecek misin? Bilmem. Yani eğer şimdi bu bir evlenme teklifi ise değerlendirmem gerekecek. Nasıl? Ben sana evlenme teklifinde bulundum. Sana nasıl aşık olduğumu biliyorsun. Belki teklif de gözyaşlarımla beraber buharlaşmıştır komiser. Tamam ben sinyali aldım sinyorina. Sen şimdi bana şunu söyle. Tayyar'ı yakaladıktan sonra onu evlenelim. İlişkimiz başladığından beri Tayyar bir şekilde aramızda. Onu yakalamadan mutlu olabileceğimizi sanmıyorum. Haklısın sevgilim. Hem şu son birkaç ayda o kadar iyi anladım ki Tayyar senin elinden kaçamaz. Çok az kaldı Elif. Çok az kaldı. Özgürlüğümün ilk gecesi başlıyor. Çok güzel bir yaz akşamı. Sen yanımdasın. Başka kimse burada olmasın, tamam mı? Her zamanki halimiz. Bilmez miyim? Sen yine bana kaba mı dedin? Yok. Ben ne yapayım ya? Benim devamlı el freni çeken bir sevgilim var. Arada mahalle bebesine bağlıyoruz. Signorina. Sanki biraz soğudu ha. Üşüme. Anacığım hep der, böğrünü sıcak tutacaksın. Sonra seni hasta etmeyelim. Evet. Böğür derken? Böğür. Şunu biraz böğrünü kapatalım. Tam oldu. Kıskandık galiba biraz komiser. Kıskanmak mı? Ya ben burada sen üşümeyesin diye ceketimi veriyorum. Mevsim kış olsa belki yerdim. Ama hava 30 derece. Yanlış mevsim. Çok mu belli oluyor? Ama istersen eve gidip üstümü değiştirebilirim. Yok. Gerek yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen ne ara böyle uysal bir insan oldun? Bak komiser. Sen beni böyle sevdin. Ben her zaman böyle şeyler giyiyordum. Eğer bundan hoşlanmıyorsan... Hayır sevgilim, ben senin her halini seviyorum. Hadi şimdi, geceler bizi bekler. İstanbul gecelerine kalıp ha? Hop! Şşş, sil
Bir bakayım şu gözündeki ben kazandım bakışını. Ama buna bir sıfır derler komiser. Ya göreceğiz. Güzel kız. Evet hayatına girdim, mahvettim. Seni de çektim karanlığıma. Bitmek tükenmek bilmeyen kasırgama. Ama hep suların durulacağı, fırtınanın dineceği günü hayaliyle yaptım ne yaptıysam. Seninle huzur, mutluluk dolu bir hayat için. Şimdi bana her şeyini, hayallerini sil at diyorsun. Yaşama sebebini unut diyorsun. İki yanımda uçurum. Ömer'e Tayyar'ı altın tepside sunsam sen sevineceksin. Tayyar'ın kollasam ömrüm uzayacak. Yine açmazlara düştüm güzel kız. Bana yardım et. Geç bakalım içeri Hüseyin Demir. Bir yatak hazırlayın yaramaz komisere. Özlemiş buraları, gelmiş yine. Dede. Çaylak. Nasıl yani? Ne bekliyordun oğlum? Zaten kaçaktım. Bir de adam vururken suçlusu yakalanmıştı. Nöbetçi mahkeme beni buraya postaladı. Tutuklu yargılanmaya devam. Dede. Sence seni benim yanıma göndermeleri normal mi? Bak bu işte var. Kesin Tayyar var bu işin arkasında. Bana sorarsan Ömer var. Bizi buraya bir araya getirip ya koruyacak ya da kafa kafaya vurup elimizdeki belgeleri alıp Tayyar'ı götürecek. Belge var mı ki sende? Yok. Olsa da var yine Ömer'e vermezdim. Can tatlı oğlum. Ne yapayım yani? Ölmektense burada ömür boyu yaşamayı tercih ediyorum işte. Selamun aleyküm Necdet. Hiç boşu yorma kardeşim kendini. Buradan kaçışın yok. Ya ben buna kaçma demedim. La dur! Dur lan! Dur! Yolculuk nereye birader? Eyvallah kardeşim. Hiç koşacak halim yoktu. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Zaten hep böyle olur. Hep biz yanlışlık yaparız. Hadi yürü. Yürü bakalım Necdet Efendi. Sıkıldıysan çıkabiliriz. Yok yok çok güzel sıkıntı yok. Aslında burayı Nilüfer sever. Ben ondan biliyorum. Ya biliyorsun zaten bir senedir buradayım daha. Bu sene de pek eğlenceli geçmedi. Yani sen böyle dans edelim, tepinelim falan deyince aklıma burası geldi. Vallahi sinyorine ne yaptıysan çok güzel bir şey yapmışsın. Sen seviyorsan benim için sıkıntı yok. Emin misin? Eminim. Ya sen beni boş ver. Bu gece senin gecen sinyorina. Tadını çıkar. Alışveriştesin. Evde tam uzak tutuyor seni işlerden. Ne tesadüftür ki sen de sürekli karşıma çıkıyorsun. Tesadüf değil de özellikle geldim. Konuşmamız gereken şeyler var. Ne konuşacaksın ki benimle? Çocuk esirgemeden alındığını biliyorum Filiz.
Nereden biliyorsun? Ya ayrıca bundan sana ne? Biliyorum işte. Mesele o değil. Asıl mesele her çocuk esirgemeden alınan çocuk gibi senin de anneni merak ediyor olman. Haklısın da. Ve istersen sana anneni öğrenmende yardımcı olabilirim. Yani neden bana böyle bir iyilik yapasın ki? Nereden çıktı şimdi bu ilgi, alaka? Neden? Çünkü gerçek annen kötü biri. Ve yaptıkları yanına kalsın istemiyorum. Şimdi takip ediliyor olabiliriz. O yüzden yarın akşam benim evime gel. Ben de sana belgelerle annenin kim olduğunu söyleyeyim. Dikkatli ol. Yani oturmaya mı geldik? Sen dedin tepinelim diye. Yani burada öyle insanları seyrederek vakit geçmez. Ya dedim dedim demesine de ben pek beceremem. İstersen sana öğretirim. Nasıl olacak? Gözlerini gözlerinden hiç ayırmadan müziğin ritmine bırakacaksın kendini. İçinden geldiği gibi. Aa, böyle kafamıza göre takılacağız yani, içimizden geldiği gibi, öyle mi? Saat içinde ipuçlarını bulup buradan çıkarsın ya da ölürsün. Yardım edin! Yardım edin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok mu? Ha şöyle keyfimiz yerine gelsin. Adrenalin vücuda şarttır. Yardım edin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok mu? Kimse yok!
kadar çok bağırdın sevgili gelinim. Sesin kısılacak. Odaklan, bul ipuçlarını, çık işte. Allah Allah. Tabii bunun için de zeka lazım değil mi? Hı? Kabul edelim ki biraz kıt akıllısın. IQ yerlerde Fatih'e aşık olduğuna göre. Yazık, çok yazık. Bu evden garanti cesedin çıkacak.